Buna göre Kazım ikinci yerleştirmede kaç tane zemin kaplama kağıdı kullanmıştır? Kullanılan kağıt sayısı x olsun. Kağıtların her biri özdeş dikdörtgen ve uzun kenarlarının kısa kenarlarına oranı ise kök 3. Kısa kenarlarına bir birim dersek uzun kenarları kök 3 birim olmalı. Ve şekil 1'e baktığımızda bu kağıtlardan 4 tanesini bir masanın uzun kenarına Kısa kenarları çakışacak şekilde dizildiğinde 4. kağıdın bir kısmının dışarıda kaldığı gözüküyor. Demek ki masanın uzun kenarı 3 tane kağıdın uzunluğunun toplamından büyük 4 tanesinden ise küçüktür. Her bir uzunluk kök 3 birim olduğuna göre 3 tane kök 3'ün toplamı 3 kök 3'dür. 4 tane kök 3'ün toplamı 4 kök 3'tür Ve masanın uzun kenarı bu iki sayı, sayı arasında bir değerdir. Şekil 2'de ise kağıtların uzun kenarları çakışacak şekilde masanın uzun kenarına dizildiğinde kağıtlar dışarı taşmadan masanın kenarını tam olarak kapladığı görülüyor. Kısa kenarların her biri bir birimdi. X tane kağıt kullanıldığına göre toplam uzunluk x çarpı birden x'e eşittir ve uzunluklar eşit olduğuna göre x 3 kök 3'ten büyük 4 kök 3'ten küçük olan bir tam sayıdır. 3 ve 4'ü kök içerisine alırsak 3'ün karesi 9 3 ile çarptık kök 27 4'ün karesi 16 3 ile çarptık kök 48 x bu iki sayı arasında olduğuna göre bu iki değer arasındaki tam kare kök 36'dır kök 36 da 6 eşittir. Toplam 6 tane kağıt kullanılmıştır. Sorun cevabı B'dir. Yapılacak bölme işleminde yukarıdaki sayı aşağıdaki sayıya bölüneceğine göre mavi dairedeki sayı kaçtır? Mavi dairedeki sayı bulmak için buradaki iki sayı bulmamız gerekiyor. Ve kare köklü sayılarda çarpanlarından tam kare olanları kök dışına çıkartırsak 48... 16 ile 3'ün çarpımıdır. 16 da 4'ün karesi olduğuna göre kök dışına 4 olarak çıkar ve kök 48 4 kök 3'e eşittir. Kök 12 ise 4 ve 3'ün çarpımıdır. 4 de 2'nin karesi olduğundan kök dışına 2 olarak çıkar ve kök 12 2 kök 3'e eşittir. Şimdi kök 48 ile kök 12'nin toplamı buradaki sayı verdiğine göre 4 kök 3 ile 2 kök 3'ü topladığımızda kökleri aynı olduğundan kas sayıları toplarsak 4 2 daha 6 sonuç 6 kök 3'tür. Buradaki sayı 6 kök 3 ve diğer iki sayıyı çarparsak 2 kök 3 ile kök 6'yı çarptığımızda kök içleri çarpılır. 3 çarpı 6 18'dir. 2 kök 18. 18'e 9 ve 2'nin çarpımı olduğundan 9 dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 2 eşit. 2 ile çarptığımızda da sonuç 6 kök 2 eşittir. Ve 6 kök 3'ü 6 kök 2'ye bölersek 6'lar sadeleşir. Kök 3 bölü kök 2. Paydanın rasyonel olması için kök 2 ile çarparsak hem payı hem de paydayı Kök 3 ile kök 2'nin çarpımı kök 6'dır. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4. Kök 4 de 2'dir. Sonuç kök 6 bölü 2 olduğundan sorunun cevabı C'dir. Her bir sütunda bulunan sayıların çarpımı tam sayı olduğuna göre birinci ve üçüncü sütunlarda yazan tüm sayıların toplamı kaçtır? Karelerde yazan sayılar kök 9, kök 5, kök 121 ve kök 12. 9 ile 121 tam kare olduğuna göre kök dışına çıkar. 9 3'ün karesi olduğuna göre kök 9 3'e eşittir. 121 de 11'in karesidir. Kök 121 de 11'e eşittir. Buradan kök 9 ve kök 121'in sonucunun tam sayı olduğunu görüyoruz. Kök 5 ile kök 12 ise bir sayının tam karesi olmadığından rasyonel sayı değildir. O halde rasyonel olmayan iki tane sayının çarpımlarından bir tane tam sayı elde edilir. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 çarpı 5 25'tir. Kök 25'e eşit. 25'te 5'in karesi olduğundan dışarıya 5 olarak çıkar ve 5 de tam sayı. Kök 12 ile kök 12'nin çarpımı kök 144 144 de 12'nin karesi olduğuna göre kök dışına 12 olarak çıkar ve ikinci sütun ile dördüncü sütuna gelmesi gereken sayılar kök 5 ve kök 12'dir ve çarpımları da tam sayıdır. Buna göre birinci sütuna ve üçüncü sütuna gelmesi gereken sayılar birinci sütuna kök 9 üçüncü sütuna da kök 121'ler gelirse kök 9 3'e eşitti 3 üç tane 3'ün toplamından 3 üç çarpı 3'ten 9 bulunur kök 121 de 11 eşittir 3 tane 11'in toplamından 3 çarpı 11 33 bulunur ve birinci sütun ile üçüncü sütunda yazan sayıların toplamı da 33 artı 9'dan 42'dir. Buna göre sorun cevabı B'dir. Buna göre oluşturulan yapının yüksekliği kaç santimetredir? Yükseklikleri kök 800 santim olan 6 tane eş trafik konisi Tabanları zemine paralel ve aralarında kök 8 santimlik eşit mesafeler olacak şekilde üst üste dizilerek aşağıdaki yapı oluşmuş. Şimdi kök 800 ile kök 8'i düzenleyecek olursak 800'ün çarpanları 400 ile 2'dir. 420'nin karesi olduğuna göre kök dışına 20 olarak çıkar ve kök 800 20 kök 2 santime eşittir. Kök 8 ile düzenlersek 8 4 ile 2'nin çarpımıdır. 4 de 2'nin karesi olduğuna göre kök dışına 2 olarak çıkar ve 2 kök 2 santime eşittir. Buradaki mesafe 5 tane olduğuna göre her biri 2 kök 2 santim ise 5 çarpı 2 kök 2 dediğimizde 10 kök 2 bulunur. Ve koninin yüksekliği de 20 kök 2 idi. 20 kök 2 ile 10 kök 2'yi topladığımızda Kökler aynı olduğuna göre katsayıları toplarsak 20 10 daha 30 sonuç 30 kök 2 santimdir. Ve 30 kök 2'yi de 30'u kök içine aldığımızda karesi olarak alınacağından 30 ile 30'un çarpımı 900'dür. 900'e de 2'yi çarparsak sonuç kök 1800 santimetre olduğuna göre sorun cevabı D'dir.